Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sakıttım. Bölüm 9. Murat elindeki kahve fincanını geri koyup gözlerini benden kaçırsa da çok kısa bir süre sürmüştü. Gözlerinin altı morarmış, o her gün tıraş ettiği sakalları uzamış, düzensiz olduğu her halinden belli kombiniyle çok farklı bir adam vardı karşımda. Karşısında oturan arkadaşı beni görünce hızla yanıma gelip beni kolumdan tutarak Murat'ın yanına doğru götürmeye başladı. Şaşkınlığımdan ağzımı açıp hiçbir şey diyememişken kendimi Murat'la aynı masada karşı karşıya oturmuş bir halde buldum. Ebrar, bu çocuğun aklında, kalbinde, her kelimesinde sen varsın. Geceleri uyuyamıyor, gündüzleri de sen bu halde. Onunla konuş ve ne yap et eski Murat geri gelsin. Artık seni dinlemekten tüm arkadaşlar olarak intihar edeceğiz, haberin olsun. Arkadaşı bu sözlerinden sonra giderken Murat'ın gözlerinin içine baktığımda o gözlerde iki duygunun hüküm sürdüğünü gördüm. Özlem ve aşk. İkimiz de söze nereden başlayacağımızı bilmiyorduk. Bildiğimiz tek şey bu fırsatı değerlendirip Murat'a her şeyi anlatmak olacaktı. Gözleri gözlerimi yeniden bulduğunda burukça gülümsedi. Nasılsın? Bir şey içer misin? İyiyim. Hayır, içmeyeceğim. Bu arada elbise çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ellerin titrediğini gördüm. Kahve fincanıyla oynarken birkaç defa fincana düşme tehlikesi atlatsa da umursamamıştı. Bana ne oldu bilmiyorum Ebrar. Nasıl böyle iğrenç bir adam oldum ve seninle ayrıldık bilmiyorum. Yaptığım her şey için çok geç olsa da özür dilerim. Titreyen elleri ellerimi bulduğunda bir anda olsa nefesim kesildi. Şu an kendimi Zebra'na ihanet ediyormuşum gibi hissetmem normal miydi? Elimi elinden çekip küçük bir gülümsemeyle başımı öne eğdim. Sana anlatmam gerekenler var Murat. Ama senden tek istediğim sözümü kesmemen ve bana inanman. Murat'ın endişeli bakışları altında derin bir nefes aldım. Dinliyorum. Aldığım nefesi geri verdikten sonra bir elini tutup Kelmin Minzeliyel sözünü 3 defa okuyarak cinlerin ve buradaki kimsenin konuştuklarımızı duymaması için seslerimizi mühürledim. Her şeyi en başından anlatmaya başladığımda Murat'ın elini hala tutuyordum. Ben anlattıkça gözlerindeki endişeli ifade yerini bambaşka duygulara bıraktı. Elimi daha da sıkı kavrayıp sıkıca elimi hapsederken gözünden akan bir damla yaş sanki kalbimde yanan ateşin üzerine damlayıp o ateşi daha da harladı. Son sözlerimi söyledikten sonra derin bir nefes alarak elimi elinden çektim ve arkama yaslandım. Ağzını birkaç defa açıp kapadı ama şaşkınlığı yüzünün her halinden belli oluyordu. Ben diyerek derin bir nefes aldı. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum Ebrar. Bu yaşadıkların kulağa inanılmaz geliyor. İnanmadın. Bu sözümle öne doğru eğilip iki elimi sıkıca tuttu ve bir zamanlar bakmaya doyamadığım gözleriyle gözlerimin içine baktı. Hayır, sana inanıyorum Ebrar. Sadece bu yaşananları anlamlandırmak ve kabullenmek irademi zorluyor. Ama ne olursa olsun söylediğin her şeye inanıyorum. Ve başıma gelen garip olayları şimdi anlayabiliyorum. Gözlerini gözlerinden kaçırırken söylediği sözler ikimiz arasındaki esas gerçeği gözlerimizin önüne serdi. Şimdi sen bir cin padişahıyla evlisin öyle mi? Evet ama çok yakında bu saçmalık bitecek. Eski hayatıma geri döneceğim. Sorarken bile garip hissediyorum ama ona karşı bir şeyler hissediyor musun? Evet, son zamanlarda bana karşı olan davranışlarıyla ona alışmamı sağladı ama ona asla aşık olmadım. Ne kadar pişman olursa olsun bana yaptığı onca şeyi silip atamam. Ne olursa olsun bundan sonra yanında olacağım Ebrar. Belki bunu şimdi söylemem doğru değil ama seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. Eğer sen istersen seninle her şeyin üstesinden gelmeye hazırım. Bu sözleriyle gözümden bir damla yaş firar ederken baş parmağıyla yanağımdaki yaşı silip geri çekildi. Çalan telefonumu çantamdan çıkarıp ekrana baktığımda Damla'nın aradığını görüp açtım. Kuzum ben gelmek üzereyim. Ben kafedeyim kuzum. 2 dakikaya oradayım. Telefonu kapattıktan sonra Murat'ın beni gülümseyerek izlediğini gördüm. Damla ile mi buluşacaksın?
Evet, ben seni tutmayayım o zaman. Ne olursa olsun yanındayım, tamam mı? Bunu sakın unutma. Unutmam. Sen de bundan sonra kendine çok dikkat et. En ufak bir olayda beni ara. Ararım. Murat'ın yanından ayrılıp birkaç masa ilerisine oturdum ve bir dakikaya yakın bir süre sonrasında Damla geldi. Onunla Özlem'le kucaklaştıktan sonra garsona siparişlerimizi verdik. O esnada Murat'ın kafeden çıktığını gördüm. Garson siparişlerimizi getirdikten sonra her şeyi ve Murat'la karşılaşmamızı Damla'ya anlatmaya başladım. Ben anlattıkça Damla'nın gözleri ve ağzı şaşkınlıktan açılmıştı. Şimdi ne olacak? Çayımdan bir yudum alırken arkama yaslandım. Bildiğim tek bir şey var, o da hüddam olarak devam edeceksem iyilerin tarafında olacağım. Zevran ne olacak? Bilmiyorum, inan bildiğim ve emin olduğum tek şeyi biraz önce söyledim sana. Damla ile o gün saatlerce sohbet edip içimde dile getiremediğim ne varsa anlatıp rahatladım. Anlattıkça harabeye dönen hayatımın bazı taşları yerine oturmaya başlamıştı. Bu bile benim için büyük bir şeydi. Ve onu uzun bir süre hiç görmedim. Okula ateş hoca olarak gelmedi. Rüyalarıma bile artık girmiyordu. Ona aşık değildim ya da sevmiyordum ama varlığına alışmıştım. Ne kadar kötü olursa olsun son zamanlarda bana karşı hep dürüst olmuştu. Büyü yüzünden de olsa yaptıklarını tam anlamıyla hiçbir zaman affedemeyecektim. Yunus arada yanıma gelse de ona hiçbir şey belli etmeden her şey yolundaymış gibi konuşuyor ve ona karşı hep iyi davranıyordum. İçimde ona karşı biriken intikam hissi gün geçtikçe büyürken ruhumu da ısralıyordu. Annem, kardeşim ve Damla'yla geçirdiğim günler ruhuma ilaç gibi geliyordu. Gün geçtikçe kendimi geçmişimden ve kötü günlerden arındırıyordum. Kurtuluşma ve her şeyin bitmesine çok az kalmıştı. Ya da ben öyle sanıyordum. Bir ay sonra, haftalar sonra yine onunla karşı karşıyaydım. Gözlerimin içine ilk karşılaştığım Zevran gibi bakıyordu. Bu iyi bir şey miydi, yoksa korkmam mı gerekiyordu? Ne hissetmem veya yapmam gerektiğini bile bilmiyordum. Bir hafta önce öğrendiğim şeyle hayatım, duygularım darmadağın olmuştu. Ve o gün gelmişti işte. Zevran sözünü tutacak ve Smirna'yı kurtaracaktı. Birlikte Smirna'nın atladığı o uçurum kenarındaydık. Beni burada bekle ve ne olursa olsun sakın olduğun yerden ayrılma. Hiçbir şey söylemeden başımı tamam anlamda salladım ve ardından Zevran gözden kayboldu. Tek isteğim Smirna'nın kurtulması ve bir daha buraya gelmemekti. Hayatımı yoluna koymaya çalışırken yeniden başa dönmek istemiyordum. Olduğum yere oturup dizlerimi kendime çekerek kollarımla dizime sarılıp başımı dizlerime yasladım ve beklemeye başladım. Zaman geçmek bilmese de sabırlı olmayı öğrenmiştim. Sona az kalmıştı ve sabretmek en kolay şeydi. Rüyalarıma giren ve benden kendisini kurtarmamı isteyen Smirna'nın hareketsiz bedeni gözlerimin önünde belirdiğinde ona endişe ve korkuyla baktım. Zevran bana verdiği sözü tutmuş ve Smirna'yı kurtarmıştı. O iyi mi? İyi, sadece uyanması biraz zaman alacak. Bazı ritüeller yapmamız gerekiyor. Gözlerin içine minnetle bakarken birlikte eve doğru yürümeye başladık. Geldiğimiz yolları geri dönerken artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordum. Savaşımız daha çetin olacaktı. Artık düşmanlarımıza bir yenisi daha eklenmişti. Ervah'ın kabilesi Smirna'yı alabilmek için her şeyi yapacaklardı. Aklımdaki sorularsa beni yiyip bitirmeye devam ediyordu. Peki şimdi ne olacaktı? Biz ne olacaktık? Zevran'ı göremeyeceğinden emin olduğum bir anda bakışlarımı karnıma götürüp sağ elimi karnımın üzerine koydum. Ondan sakladığım ve günden güne içimde büyüyen iki masum bebeğime ne olacaktı? Bu gerçeği Zevran'a nasıl söyleyecektim? Söylediğimde sözünü tutup beni özgür bırakacak mıydı? Aklımda onlarca soruyla Zevran'ı takip etmeye devam ederken her şeyin yolunda gideceğine kendimi inandırmaya çalışıyordum. Kanlı ay kızıllığıyla bedenimde izini bırakırken Smirna'nın altın sarısı saçları da payına düşeni alıyordu. İnsan aciz bir toprak parçasıydı. Allah'a kulluk etmek için yaratıldı. Kimisi kabul edip kul olurken, kimi de isyan edip şeytanın yoluna saptı. Smirna'nın çıplak bedenini koruma tılsımlarıyla çizdiğim dairenin içine koyan Zevran, gözlerimin içine bakıp, ''Hazırsan artık başlayabiliriz.'' dedi ve elindeki kan dolu kaseyi ve at kılından yapılmış fırçayı elime verdi.
"Hazırım, artık başlayabiliriz." diyerek elindeki fırçayı kasenin içerisindeki kana daldırıp çıkardım ve Smirna'nın bedenine tılsım sözleri söyleyerek şekiller çizmeye başladım. Fırçanın değdiği yerdeki kan Smirna'nın derisinde kaybolurken derisinin üzerindeki kan izleri bir su gibi kaynamaya başladı. Çıkan dumanların kokusu midemi bulandırsa da dayanmam gerekiyordu. Kanı tüm bedenine sürdükten sonra kalan birkaç damlayı baş parmağıma sürüp üçüncü gözüne, yani alnın tam ortasına parmağımı koydum ve içimden tılsımın sözleri okumaya başladım. Ben okudukça kaynayan kan izlerinden katran karası sıvılar çıkıyordu. Tıpkı zebranda olduğu gibi. Katran sıvı Smirna'nın bedeninin altında birikip bir girdap oluşturmaya başlarken onu yeniden içine hapsetmemesi için acele etmem gerekiyordu. Hızla gereken tüm tılsımlı sözleri okudum ve gözlerimi kapayıp ellerimi Smirna'nın omuzlarına koyarak onu hızla kendime doğru çektim ve zebran onu hemen kucağına aldı. Katran sıvı ateş gibi yanıp birkaç dakika içerisinde yok olurken gözlerimden akan mutluluk gözyaşlarıyla zebrana baktım. Başarmıştı, başarmıştık. Smirna yeniden yanıma bıraktıktan sonra gözlerime hislerden yoksun fakat uzun süre bakıp hiçbir şey demeden yanımızdan ayrıldı. Smirna'ya zor da olsa yanımda getirdiğim kıyafetlerimi giydirip uyanmasını beklemeye başladım. Ne kadar süre geçti bilmiyorum ama hafif kıpırdanışla gözlerini açıp yüzünde acı dolu bir ifadeyle yerinde doğruldu. Ben neredeyim? Ellerinden tutup gülümseyerek gözlerinin içine baktım. Ben Ebrar, seni kurtardık Smirna, yeniden hayattasın. Smirna inanmaz gözlerle bana bakarken akan gözyaşlarını aldırmadan bana sıkıca sarıldı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Ebrar. Ben de ona sıkıca sarıldım ve elimle sırtını şefkatle okşadım. Şşşt, tamam teşekkür etme. Geçti tamam mı? Artık buradasın, yanımdasın. Sana kimse zarar veremez. Smirna benden ayrılıp gözyaşlarını silerken zebran elinde siyah bir kurdele ve makasla yeniden yanıma geldi. Smirna ona korku dolu gözlerle bakarken zebran kurdeleyi önce benim sol bileğime, sonra da kendi sol bileğine bağladı ve bazı sözler okumaya başladı. O sözleri okudukça siyah kurdele çürüyor, küçük kıvılcımlar çıkararak yanıyordu. Avcumun içinde hissettiğim acıyla irkilip elimi açtığımda kızıllığıyla gözlerimi alan kına lekesiyle karşılaştım. Ve o an zebranın ne yaptığını anladım. İtiraz edebilir, onu evli kalmamız için zorlayabilir ya da bebeklerimizin olacağını söyleyebilirdim ama bunu yapmayacaktım. Sessizliğimi koruyarak onun aramızdaki evliliği bitirmesini bekledim. Kurdela incecik bir ip halini alırken zebran elindeki makasla kurdelanın kalanını kesti ve önce benim bileğimdeki sonra kendi bileğindeki bağları çözüp elinde ufalayarak toz haline getirdi. Elindeki kına izine o tozu döktükten sonra elini elimden çekti. Kına izi toza karışıp yok olurken zebran acı bir gülümsemeyle gözlerini gözlerimle birleştirdi. Artık benim karım değilsin Ebrar. Artık benim karım değilsin Ebrar. Hep istediğin gibi özgürsün. Ne diyeceğimi, ne hissedeceğimi bilemez bir haldeydim. Yaşadıklarım beni o kadar yormuştu ki artık bir olayı daha kaldırmaya takatim kalmamıştı. Smirna elini koluma koyup destek olmak istercesine bana bakarken odanın içinde beliren pembe elbiseli, bembeyaz tenli, gri gözlü bir cinniya hızla Smirna'nın yanına gelip ona sarıldı. Allah'a şükür bulduk seni. Cinniya ve Smirna'ya şaşkınlıkla bakarken zebran hiç beklemediğim bir hareket yapıp cinniyayı kolundan sertçe tutup duvara çarptı. Pis mahlukat, sen buraya nasıl geldin? Cinniya yaşadığı acıya rağmen hızla ayağa kalkıp kendini toparladı ve zebrana karşı gelip onu beyaz zincirlerle bağladı. Artık oyunun sonuna geldin zebran. Ebrar her şeyi öğrenecek. Hayır, bunu yapamazsın. Anne ve babasının onu bir lanet uğruna kurban ettiğini, senin bu laneti başlatmak için bir piyon olduğunu, her şeyin koskoca bir oyundan ibaret olduğunu, her şeyi öğrenecek. Bedenin duyduklarıyla sarsılırken Smirna beni kollarının arasına aldı. Zebran ateş saçan bakışları ruhumu korkuyla yakmaya başlarken zincirlerinden kurtuldu. Bu duyduklarımın doğru olmaması için her şeyimi verirdim. Bana bunu yapmış olamazlardı değil mi? Anne, baba, Zebran, ne olur bana bunu yapmış olmayın, ne olur diye fısıltıyla yalvarırken gözlerim kararmaya başlamıştı. Daha fazla ayakta duracak gücü kendimde bulamıyordum. Aklımdaysa cevabından korktuğum bir soru vardı. O soru benden izinsiz dilime döküldü. Lanet gerçekleşti mi? İçimde kendimle büyük bir savaş veriyordum.
Babam ve Zebra'nın ihanetini bir şekilde kaldırabilirdim ama beni doğuran, büyüten annemin ihanetini kaldıracak gücü kendimde bulamıyordum. Zebran seni hamile bırakıp boşadı ve lanetin ritüelini son basamağında yerine getirdi. Her şey için artık çok geç Ebrar. Sol yanıma gelen isminin Ayşe olduğunu öğrendiğim Müslüman cinniya, kederli bakışlarıyla gözlerime bakarken bayılmamak için direniyordum. Zebran bebekleri en başından beridir biliyordu. Karnımda masum sandığım o iki can, Sermina'nın lanetinin gerçekleşmesi için bir piyondu. Ve Zebran amacına ulaşmış, kendi üzerine düşeni yapmış, benimle işi bitmişti. Geleceğim geçmişime tutsak olmuşken, ailem kendi çıkarları uğruna Zebran'a ve kabilesine kurban olarak beni vermişlerdi. Ben artık büyük bir lanetin parçasıydım. Belki de Sermina gibi lanetin ta kendisi. Büyük bir sinirle Zebran'ın üzerine atladım ve onu yere devirip üzerine çıkarak boğazını sıkıca kavradım. Evet, Zebran benden bedenen güçlüydü fakat beden gücünden daha da büyük bir güç vardı. İnsanın içinde gizli bir pusuya yatan o duygu, intikam duygusu. Gözlerinin içine içimdeki tüm saf duygularla bakarken gözlerinde ilk defa gördüğüm korku duygusu beni şaşırtmak yerine daha da güçlendirmişti. Neye inanmak istiyorsan ona inan Ebrar. Ama şunu sakın unutma, benim sana olan duyguların hepsi gerçek. Eğer gerçek olmasa, sus artık sus, yalanların daha fazla duymak istemiyorum. Artık yolun sonuna geldin. Seni tüm nefretimle, Zebran alay dolu cümleleriyle sözümü keserken içimdeki intikam duygusu daha da çok kabarıyordu. Yakıp öldürecek misin? Tüm kabilemin sana düşman olacağını bile bile bunu yapacak mısın? Ah Ebrar, ikimiz de biliyoruz ki beni öldüremezsin. Sen çocuklarının babasını öldürebilecek biri değilsin. Yüzüne attığın tokatla başı yana doğru kayarken hızla beni yana doğru itti ve bu defa o üzerime çıkıp kollarımı iki yanımdan tuttu. Artık aramızdaki tüm yalanlar ve oyunlar sona erdi Ebrar. Tebrik ederim, rolünü hakkıyla yerine getirdin. Lanet artık karnında büyüyor. Her zerrende kanına işledi. Amir ve Eftelya'nın kızı ve çocuklarımız Azap kabilesine lanetin bedeli olarak verilecek. Sana acıyorum biliyor musun? Kandırması kolay, zavallı bir insansın. Murat'ın ben olduğuma bile hemen inanacak kadar zavallı. Onun daha fazla konuşmasına izin vermemeliydim. Ayşe sanki beni duymuş gibi Zebran'ı üzerimden çekerken ona yardım eden iki kişinin daha olduğunu gördüm. Zebran her ne kadar karşı koymaya çalışsa da tanımadığım iki adam onu zapt etmeyi başarıyordu. Simirna hemen yanıma gelip bana sarılırken karnımda hissettiğim ağrıyla yüzüm acıdan buruştu. Lanet bedenimde kendini acısıyla belli ederken Zebra'nın ateş saçan bakışları bir an olsun üzerimden ayrılmıyordu. Ayşe yanıma geldiğinde bir eliyle benim, bir eliyle Simirna'nın gözlerini kapadı ve birkaç saniye sonra elini gözlerimden çektiğinde odama geldiğimizi anladım. İçimdeki öfke geçmemiş, aksine annem aklıma geldikçe daha da artmıştı. Şimdi sıra onunla yüzleşmekteydi. Simirna ve Ayşe'yi arkamda bırakıp hızla merdivenlerden aşağıya indiğimde annemin salonda kahvesini içip kitabını okurken buldum. Yerimde öylece dona kalmıştım. Kızının hayatını mahvederken sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyordu. İçimdeki bitmek bilmeyen öfkeyle elindeki kahve fincanını alıp hızla duvara atarken fincan paramparça oldu ve içindeki kahve yere duvardan süzülerek döküldü. Annem kitabını yanına koyup dehşet dolu gözlerle bana bakarken hızla üzerine atıldım ve gözlerin içine bakarken boğazımı sıkmaya başladım. Her şeyi öğrendim anne. Babam ve sen menfaatleriniz uğruna beni bir hiçmişim gibi lanete kurban ettiniz. Allah sizin belanızı versin. Annemin gözlerindeki şaşkınlık yerini korkuya bırakırken ona şiddetli bir tokat atıp oturduğu yerde onu iyice koltukla kendi arama sıkıştırdım. Nefes almakta güçlük çekmeye başlamıştım ama umurumda değildi. Kızım ne olur dinle beni diye kısık sesiyle yalvarsa da onu dinlemeyecektim. Sakın bir daha bana kızım deme. Eğer kızın olsaydın ve beni sevseydin hayatımı mahvetmezdin. Senden nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Sakın ama sakın bir daha karşıma çıkma. Adımı bile anma. Senin artık Ebrar adında bir kızın yok. Derin bir nefes alıp annemin yüzüne nefretle tükürüp ona şiddetli bir tokat daha attım. Gözleri kapanırken dudağından sızan kanı gördüğümde biraz olsun üzülmemiştim. Sanki içimde ben değil başka biri vardı. Ebrar yeter. Artık buradan gitmemiz gerekiyor. Hadi güzelim, eşyalarını toparlayalım. Simirna ve Ayşe beni annemin yanından uzaklaştırırken odama geri döndük ve hızla birkaç parça kıyafetimi, telefonumu, şarj aletimi ve biriktirdiğim paralarımı sırt çantama koydum.
Odama son bir bakış atıp çıktıktan sonra annem ve babamın odasına girip kasanın şifresini girerek annemin mücevherlerini ve tüm paraları aldım ve çantama attım. Gideceğim yerde en azından bir süre beni idare edebilirdi. Evden hızla çıkıp bahçedeki arabama doğru yürürken bize doğru gelen iki adamla adımlarımı durdurdum ve onlara çatık kaşlarımla bakmaya başladım. Simin'le ağlamaya başlayarak onlara doğru koşarken onların kim olduğunu anlamaya çalıştım. Can abi, Hakan abi, geldiniz, buradasınız diyerek onlara sıkıca sarılan Simirna bir süre sonra ikisinin ortasında yürüyerek yanıma gelip durdu. Hakan abi ve Can abi Mardin'de benim ailem oldular. İkisi de Hüttam, Ebrar artık güvendeyiz. Onlara sadece acı dolu bir gülümseme attım ve arabanın şoför koltuğuna geçtim. Simirna ön koltuğa otururken Can ve Hakan arka koltuğa oturdular. Ayşe bizi gideceğimiz yerde bekliyor olacaktı. Arabada oluşan kısa bir sessizliğin ardından uğramamız gereken son bir yer var diyerek arabayı çalıştırdım ve Murat'ın evine doğru arabayı sürmeye başladım. Birkaç dakika sonra arabayı Murat'ın evinin önüne park ettikten sonra ''Siz beni burada bekleyin, birazdan geliyorum.'' diyerek arabadan indim. Etmem gereken acı bir veda vardı. Ve bu vedayla kalbimi yerinden söküp Murat'ın kalbine emanet edecektim. Kapıyı çaldıktan kısa bir süre sonra Murat uykulu gözlerle kapıyı açtı. Ebrar hoş geldin. Keşke geleceğini önceden haber verseydin. Ne oldu sana? İyi misin? Gözlerimden akan yaşlar tenimi yakıp kavururken hiç düşünmeden Murat'a kokusunu içime çeke çeke sarıldım. Kalbimdeki acı gitgide artarken onun hışkırıklarım da eşlik ediyordu. Murat bana sımsıkı sarılıp saçlarıma öpücükler kondurarak beni içeriye aldı ve kapıyı kapattı. Birlikte salona gidip koltuklara oturduğumuzda hala ona sarılıyordum. Saçlarımı yüzümün önünden çekerken alnımdan öptü ve beni kendine daha da sıkı bastırdı. Pürüzlü ve kısık çıkan sesimle o sormadan ona her şeyi anlatmaya başladım. Anlattıkça canım yanıyor, hayal kırıklıklarım güvenime ağır darbeler indiriyordu. Ben bunların hiçbirini hak etmemiştim. Son sözlerin ardından korkuyla Murat'ın gözlerinin içine baktığımda onun da benim gibi ağladığını gördüm. Birden hiçbir şey söylemeden yanımdan kalktı ve salonu terk etti. Beni kendimle baş başa bırakırken iki büklüm oldum. Bu yaşadıklarımdan sonra benimle birlikte olmayı istememek en doğal hakkıydı. Ona kızamazdım, darılamazdım da. Birkaç dakika öylece koltukta kala kaldım. Kendimde ayağa kalkmak için güç bulduğumda koltuktan kalkıp kapıya doğru yürürken Murat yeniden karşımda belirdi. Elinde küçük bir çanta taşıyordu. Sana söz verdim güzel gözlüm. Ne olursa olsun senin yanında olacağım diye. Ve şimdi o sözümü tutmanın vakti geldi. Seninle nereye gidersen oraya geliyorum. Ağzım şaşkınlıktan açılırken gözyaşlarımın tuzlu tadını yeniden tattım. Murat bana sımsıkı sarıldıktan sonra iki eliyle yüzümü kavradı ve dudaklarıyla ölü ruhuma yeniden hayat vermek istermişçesine dudaklarımı öpüp geri çekildi ve elimi sımsıkı tuttu. Sen kalbimin diğer yarısı değil, kalbimsin, yuvamsın, sevdiğimsin Ebrar. Senin uğruna canımı verecek kadar çok seviyorum seni. Ne olursa olsun bu asla değişmeyecek. Dudaklarımda buruk bir mutluluk bu sesi can bulurken Murat'ın yönlendirmesiyle evden çıktık ve arabaya bindik. Murat tam arkamda oturuyordu ve dikiz aynasından bana bakıp gülümsüyordu. Zevra'nın sessizliği ve gitmeme izin vermesi aklımın bir köşesinde endişe kırıntıları yaratsa da korkularım Murat'ın varlığıyla yitip gidiyordu. O yanımdaydı ya, gerisi önemli değildi. El ele tüm zorlukları, engelleri aşardık. Kalplerimiz birbirine gerçek aşkı öğretirken sınavımızın bitmediğini biliyordum. Başımı sağ yanıma çevirdiğimde Simirna elimi güvenle ve gülümseyerek sıktı ve arabayı çalıştırarak sürmeye başladım. Toprağı kavuşamayan sevdalıların kanıyla sulanan, geceleri iblislerin ruhuyla örtülen şehre gidiyorduk. Mardin'e. Mardin. Toprağı günaha bulanmış, acıları duvarların ardına saklanmış olan şehir. Sana geliyorum adım adım. Korksam da yaşayacaklarımdan yine sana sığınıyorum. Bu defa günahınla bulama beni. Gözyaşlarım ıslatmasın toprağını. Gözlerimi gözlerime vuran güneş ışıklarıyla açtığımda saçlarımda hissettiğim öpücükle bakışlarımı yukarıya kaydırdım ve Murat'ın gülümseyerek bana baktığını gördüm. Günaydın aşkım. Pürüzlü çıkan sesimle günaydın hayatım. Neredeyiz diye sorup yerimde doğruldum ve Murat'ın yanağına küçük bir öpücük kondurdum. Mardin topraklarındayız ve Can bizi konağa götürüyor. Elimin tersiyle ağzımı kapayıp esnedikten sonra yerimde doğruldum. Konak mı? Ne konağı?
Simin'le ön koltuktan yaşlı bakışlarıyla gözlerimin içine vurup bir gülümsemeyle baktı. Mert'in evine gidiyoruz. Gözlerindeki keder, özlem ve Mert'in aşkı hüküm sürüyordu. Acı çektiğini yüzüne baktığınızda anlamamanız imkansızdı. Nasıl acı çekmezdi ki? Sevdiği adam onun için can vermişti. Artık yanında değildi ve onu hiçbir zaman göremeyecekti. Bakışlarımı Murat'a çevirdiğimde istemesem de gözlerim doldu. Mert'in yaşadıkları gibi onun da başına benim yüzümden bir şey gelirse yaşayamazdım. Murat sanki bakışlarımdan ne düşündüğümü anlamış gibi beni kolların arasında daha da çok sıkıp saçlarımdan öptü ve kulağıma doğru eğilip fısıldayarak konuşmaya başladı. Şunu sakın unutma Ebrar. Eğer bir gün başıma kötü bir şey gelirse sakın kendini suçlama. Senin için gerekirse ölürüm. Bu her şeye değer. Seni canımdan çok seviyorum. Gözlerimden akan yaşı parmaklarıyla silerken başımı göğsüne yasladı ve konağa gidene kadar öyle kaldık. Araba durduğunda önce Simirna, Can ve Hakan arabadan indi. Ardından Murat ve ben indik. Hemen Simirna'nın yanına gidip koluna girdim ve gözlerinin içine acı bir tebessümle baktım. Ben senin yanındayım, tamam mı? Ne olursa olsun bunu sakın unutma. Simirna bana öyle sıkı sarıldı ki ben de hiç vakit kaybetmeden kollarımı beline sarıp sarılışına karşılık verdim. Sana bir hayat borcum var Ebrar. Bundan sonra sen benim kardeşimsin ve ben de her daim seninle olacağım. Sen de bunu unutma. Her şey için teşekkür ederim kardeşim. Sözleriyle gözlerim dolsa da kendimi güçlü olmak için toparladım ve akmaya hazır gözyaşlarımı içime akıttım. Şimdi Simirna'nın yanında olmam gerekiyordu. Takım elbiseli adamlar konağın kapısını açtıktan sonra önde Can ve Simirna, ardından ben, Murat ve Hakan avludan içeriye girdik. Mimarisi ve büyüklüğüyle beni büyüleyen bu konağın her duvarında ölümün o soğuk izi bizleri karşılıyordu. Avludaki büyük masada kahvaltı hazırlayan genç bir kadın elindeki tabakları bırakmadan bize baktı ve tabaklar elinden büyük bir gürültüyle düştü. Simirna, Dicle! Simirna koşarak Dicle'ye sımsıkı sarıldı. Dicle ise şok olmuş bir halde Simirna'ya sarılırken hıçkırarak ağlamaya başladı. Ne kadar süre öyle kaldılar bilmiyorum. Buraya geldiğim andan itibaren zaman algımı yitirmişim gibi hissediyordum. Dicle ve Simirna birbirlerinden ayrıldıklarında Simirna Dicle'yi elinden tutup yanınıza getirdi ve bizimle tanıştırdı. Simirna yavrum, duyduğumuz sesle bakışlarımızı merdivenlere doğru çevirdiğimizde yaşlı bir çiftin bize doğru ağlayarak geldiklerini gördüm. O gözlerde acının saf hali saklıydı. Mert'in anne ve babası olduklarını bir bakışta anlamıştım. Simirna koşar adamın yanlarına gidip ikisini de ellerinden öperek onlara sıkıca sarıldı. Sanki ölen evlatlarına sarılıyormuş gibi sarılmışlardı Simirna'ya. Korktuğum olmamıştı. Mert'in ölümünden onu suçlamamışlardı. Hep birlikte sofraya oturduğumuzda Simirna, Sakin Hanım ve Dicle'nin arasına oturmuştu. Onun karşısına ben, sol yanıma Murat, sağ yanıma da Hakan oturmuştu. Ali Ağa ise masanın baş köşesinde oturuyordu. Hep birlikte kahvaltımızı yaparken Simirna başından geçen her şeyi, Mert'i son gördüğü anı anlatmaya başladı. Anlattıkça sanki her şeyi sil baştan yeniden yaşıyordu. Gözleri ağlamaktan kızarırken sesin titreşini yüreğinizde hissetmemeniz imkansızdı. Masada ondan başka hiç kimse konuşmadı. Sessizce kahvaltımızı yapmaya devam ettik. Kahvaltıdan sonra dinlenmek için hepimize birer oda verdiler. Simirna çekinerek Mert'in odasında kalmak istediğini söylediğinde Sakin Hanım onu anlayışla karşıladı. Ben ve Murat aynı odada kalacaktık. Şu sıra yalnız kalmam tehlikeli olabilirdi. Birkaç saat uyuduktan sonra akşam birlikte toplanıp bundan sonra ne yapacağımıza karar verecektik. Kahveleriniz için odalarınızı öyle çıkarsınız diyen Ali Ağa'yı kırmadık ve avludaki sedirlere oturup bizlere servis edilen acı kahveleri içmeye başladık. Dicle bir an ortalıktan kayboldu ve geri geldiğinde kucağında dünyanın en şeker şeyini tutuyordu. Sizi tanıştırayım yengesi. Bu Mert. Simirna dolan gözleriyle Mert'i kucağına alıp severken gülümseyerek yanıma geldi ve Mert uzattığım parmağımı tutup gülümsemeye başladı. Kucağına almak ister misin? Bilmem ki, tutabilir miyim? Tutarsın diye beni cesaretlendiren Simirna, Mert'i kucağıma verdiğinde Murat'ın bakışları kalbimi okşadı. Çok yakıştı kızım, Allah size de nasip etsin diye dua eden Sakine Hanım'a utanarak bakarken, karnımdaki iblisler kendini belli etmek istermiş gibi tekmelemeye başladılar. Simirna, yüzünden hissettiğim acıyı anlamış olacak ki, hemen Mert'i kucağımdan alıp annesine verdi ve izin isteyip kalacağım odaya çıktık. İki kişilik ceviz oyması yatağa uzanırken Simirna arkama yastık koydu ve yatağın boş kısmına bağdaş kurarak oturdu.
Sen çok cesaretlisin Ebrar. Ne olursa olsun çok sevgi dolusun. Ben senin gibi olamadım. Bebeklerimi sevemedim ve ölümlerine sebep oldum. Aslında bana ne demek istediğini çok iyi anlamıştım. Elini tutup gözlerin içine bakarak konuşmaya başladım. Ben sandığın kadar güçlü ve cesaretli değilim. Aksine deli gibi korkuyorum. Kanımdaki iki can, onlar hakkında ne düşüneceğimi, ne hissedeceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum. Bir yanım öldür kurtul diyor ama diğer yanım bunun büyük bir günah olduğunu söylüyor. Seni en iyi ben anlarım ve ne olursa olsun hep yanında olacağım. Ben gideyim de biraz dinlen. Yolda çok yoruldun. Mert'in odasına girmeye hazır mısın? Üzülmüyorum. Aksine sanki onu yeniden görecekmiş gibi heyecanlıyım. Simina sağ elini kalbine götürüp koydu. O benim yüreğimde yaşarken ölemez. Hala benimle yaşıyor. Ne zamanki atmaktan vazgeçer şu yüreğim, işte o zaman yeniden kavuşur ruhlarımız. Gözünden akan bir damla yaşı elini tersiyle sildikten sonra hızla yataktan kalkıp iyi uykular dileyerek odadan çıktı. Üzerime düşen ağırlıkla dualarımı ederek gözlerimi kapadım ve kendimi uykunun kollarına bıraktım. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.